Ormanın kenarında bir evde annesiyle birlikte yaşayan küçük bir kız varmış. Küçük kız ne zaman dışarıya çıksa büyük annesinin onun için ördüğü kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. O yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız diye seslenirmiş. Bir yılbaşı günü annesi mutfakta akşam için hazırlık yaparken kırmızı başlıklı kız yanına gelmiş. Anneciğim çok sevinçliyim. Bugün yılbaşı. Akşam büyük annem de gelecek mi? Büyük annen hasta yavrum. Gelebileceğini sanmıyorum. Ben de ona yılbaşı kurabiyeleri yapıyordum. Büyük anneme kurabiyeleri ben götürebilir miyim? Olmaz yavrum, dışarısı çok soğuk. Sen evde kalırsın, ben götürür gelirim. Hem ona şifalı bitkiler de kaynatacağım. Bir an önce iyileşip ayağa kalkması için. Lütfen anne, lütfen. Senin yapılacak bir sürü işin vardır. Ben götürüp dönerim hemen. Peki, ama kalın giyin lütfen. Kırmızı başlıklı kız botlarını, pelerinini giymiş, annesinin hazırladığı sepeti alıp evden çıkmış. Orman yolundan sakın ayrılma ve hava kararmadan evde ol lütfen. Tamam anneciğim. Hava gerçekten çok soğukmuş. Tüm orman karla kaplıymış. Kırmızı başlıklı kız karlı orman yolunda neşe içinde yürüyormuş. Ormanın derinliklerinde ise genç bir avcı köylülerin evlerine girip onların hayvanlarını çalan bir kurdun peşindeymiş. Yılbaşı gününü ormanda tek başıma geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bugün seni yakalayacağım hain kurt. Ve bu sayede herkes yeni yıla daha mutlu girecek. Herkese korku salan kurt ise ormanda av peşindeymiş. Karlı günleri hiç sevmiyorum. Dışarıda yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu sırada orman yolunda ilerleyen kırmızı başlıklı kız ağaçların arasında küçük bir yavru ceylan görmüş. Ceylancık soğuktan tir tir titriyormuş. Zavallı yavrucak, nasıl da üşümüş. Kırmızı başlıklı kız yavru ceylana yaklaşıp ona yardım etmek istemiş. Ama ceylan kızı fark edince korkup kaçmış. Hey dur kaçma! Sana zarar vermeyeceğim. Yardım etmek istiyorum sadece. Kırmızı başlıklı kız ceylanın peşinden ormana dalmış. Ama ceylan o zayıf haliyle bile o kadar hızlıymış ki gözden kaybolmuş. Kırmızı başlıklı kız bir süre daha ilerlemiş ama sonra yavru ceylanı bulamayacağını düşünüp durmuş. Etrafına bakınmış. Orman yolundan uzaklaştığını fark etmiş. Daha önce hiç gelmediği bir yerdeymiş. Üstelik kar yüzünden her yer birbirine benziyormuş. Ayak izlerini takip ederek tekrar yola çıkacağını düşünmüş. İzleri takip etmiş. Ama yağan kar bir süre sonra izlerin yok olmasına sebep olmuş. Kırmızı başlıklı kız o an İlk kez umutsuzluğa kapılmış ve ağlamaya başlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Hey! Yardım edin! İmdat! Sesimi duyan yok mu? Hey! Kırmızı başlıklı kızın sesini duyan olmuş evet ama bu kötü kalpli hain kurttan başkası değilmiş. Kurt sesin geldiği yöne doğru ilerlemiş ve biraz sonra kırmızı başlıklı kızı görmüş. Ürkütmeden yanına yaklaşmış. Kırmızı başlıklı kız karşısında kurdu görünce çok korkmuş ve bağırmaya başlamış. İmdat! Kurt burada! İmdat! Yardım edin! Bağırma! Bağırma bakayım! Sana zarar vermeyeceğim. Seslendiğini duydum, yardıma geldim. Kırmızı başlıklı kız, kurdun ona bir zarar vermeyeceğini düşünüp bağırmayı bırakmış. Şimdi söyle bakalım, ormanda tek başına ne yapıyorsun? Hasta büyük anneme kurabiye götürüyordum ama kayboldum. Ya, buralarda hiç insan yaşamaz ki. Nerede oturuyor büyük annen?
Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin evinin yerini söylemek istememiş. Çünkü hala kurda pek fazla güvenmiyormuş. Buradan bulmam imkansız ama beni orman yoluna çıkartırsan büyükannemin evinin yolunu bulabilirim. Tamam, öyleyse beni takip et bakalım. Böylece kurt önde, kırmızı başlıklı kız arkada orman yoluna doğru yürümeye başlamışlar. Aslında kurdun aklında hain bir plan varmış. Bu küçük kız orman yoluna çıktığımızda bana büyük annesinin evinin yerini söyler. Ben de böylece önce bu kızı yerim, sonra da gidip büyük annesini. Yılbaşı ziyafeti diye buna denir işte. Kısa bir yürüyüşten sonra kurt ve kırmızı başlıklı kız orman yoluna çıkmışlar. Evet, işte geldik. Şimdi hatırlayabildin mi büyük annenin evini? Kırmızı başlıklı kız bir an önce kurttan kurtulup büyük annesinin evine gitmek istiyormuş. Aceleyle... Teşekkür ederim. Bundan sonrasını kendim yürürüm. Zaten çok uzak değil. Yolun en sonundaki kırmızı ev. Kırmızı başlıklı kız o anda hata yaptığını fark etmiş ama artık çok geçmiş. Ya. Kurt ağzını açmış, kırmızı başlıklı kıza yaklaşmış. Fakat tam o anda silah sesini duyan kurt panikle oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız rahat bir nefes almış ve hızla büyük annesinin evine doğru yürümeye başlamış. Bu arada avcı hala kurdun peşindeymiş. Yerde, karların üstünde belli belirsiz görünen ayak izlerini fark etmiş. Buralardasın, biliyorum. Seni bulacağım. Kırmızı başlıklı kız, maceralı yolculuğun sonunda nihayet büyük annesinin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden büyük annesinin sesi gelmiş. Kapı açık güzel kızım, içeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin sesini duyunca biraz şaşırmış. Bu ses hiç de büyük annemin sesine benzemiyor. Hasta olduğu için sesi böyle çıkıyor herhalde. Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış, içeri girmiş. Odanın tüm perdeleri kapalıymış. Karanlık odada büyük annesi yatakta yorganı üstüne çekmiş yatıyormuş. Ne iyi ettin de geldin kızım. Bana ne getirdin bakalım? Annem nefis kurabiyeler yaptı. Yılbaşı akşamı bizimle olamayacağını öğrenince gelip seni görmek istedim. İyi yaptın kızım. Yaklaş da seni daha yakından görebileyim. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yatağına yaklaşmış. Ama içinde kötü bir his varmış. Yaklaş kızım, biraz daha yaklaş. Kırmızı başlıklı kız yatağa doğru bir adım daha atmış. Büyük annesi ona çok farklı görünüyormuş. Büyük anne, senin kulakların neden bu kadar uzun? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki ya kolların? Kolların neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi kucaklayabilmek için. Dişlerin? Dişlerin neden bu kadar sivri peki? Seni daha iyi yiyebilmek için. Kurt bir anda yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kızın üzerine atlamış. İmdat! Gel buraya. Benden kaçamazsın. Kırmızı başlıklı kız evden çıkmış, koşarak kaçmaya başlamış. Ama çok daha hızlı olan kurt ona yetişmek üzereymiş. Tam kızın üstüne atlayıp onu yakalayacakmış ki birden ayağının bir şeye takıldığını fark etmiş. Ve bir anda kendini ağaçta sallanırken bulmuş. Kırmızı başlıklı kız dönüp baktığında kurdun tuzağa yakalandığını görmüş. Hemen kurdun yanına gitmiş. Söyle bana pis kurt, büyük annem nerede? Ona ne
hiçbir şey yapamadı, merak etme. Kırmızı başlıklı kız sesin geldiği yere bakmış. Kurdun peşinde olan avcıyı görmüş. Büyük annen iyi küçük kız. Benim kulübemde dinleniyor. Büyük annenin hasta olduğunu duyunca onu korumak için kendi kulübeme götürdüm. Kurdun da buraya gelebileceğini düşünüp bir tuzak kurdum. Neyse ki sana zarar vermeden onu yakaladık. Pis kurt. Önce büyük annemin evinin yerini öğrendi. Sonra da onun kılığına girip beni kandırdı. Ama ben bir terslik olduğunu anlamıştım. Hadi gel şimdi büyük annenin yanına gidelim. Bu kurt da yılbaşı gecesini bu ağaçta sallanarak geçirsin. Yarın onun cezasını veririm. Böylece avcı ve kırmızı başlıklı kız avcının kulübesine doğru yola koyulmuşlar. Kurt arkalarından bağırmış. Durun, beni burada tek başıma bırakmayın. Akşam olurken kırmızı başlıklı kız, büyük annesi ve avcı kırmızı başlıklı kızın evine varmışlar. Evin önünde merakla bekleyen annesi kızını görünce çok sevinmiş. Kızım nerede kaldın, çok merak ettim. Anne sen neler oldu anlatsanıza. Her şeyi anlatacağım anne ama önce senden özür dilemek istiyorum. Senin sözünü dinlemeyip orman yolundan ayrıldım ve başıma neler geldi neler. Bir daha senin sözünden hiç çıkmayacağım. Kırmızı başlıklı kız, annesi, büyük annesi ve kahraman avcı o akşam hep birlikte yemek yiyip dans etmişler. Ve çok güzel bir yılbaşı akşamı geçirmişler. Ama hain kurdun hayatındaki en kötü yılbaşı gecesi olmuş tabii. Bir zamanlar uzak diyarlarda sevimli mi sevimli Karen adında bir kız yaşarmış. Annesiyle beraber küçücük bir evde yaşayan Karen çok mutlu bir kızmış. Merak ettiği her şeyi annesine sorarmış. Anne, gökyüzündeki bu parlak ışıklar nedir? Onlar birer yıldız Karen. Yeryüzünde artık göremediğimiz herkes birer yıldıza dönüşür. Ve böyle parlar. Karen'ın sadece bir tanecik oyuncağı, bir tanecik elbisesi ve sokakta giydiği bir çift tahta terliği varmış. Annesinin ona yaptığı tahta terlikler ayaklarını çok acıtırmış. Bir süre sonra Karen'ın annesi çok hastalanmış. Karen annesine ilaç almak için şehre indiğinde yol kenarında kutu içinde bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Ayakkabılar öyle güzel parlıyormuş ki Karen dayanamamış ve ayakkabıları da alıp evine gitmiş. Anneciğim bak, bunları yol kenarında buldum. Çok güzel değil mi? Tam bana göre. Bunlar bir başkasına ait olabilir Karen. Hemen götürüp aldığın yere bırakmalısın. Ama sahibi olsaydı bunları kutuyla oraya bırakmazdı ki. Belki de sahibi fark etmeden düşürmüştür. Düşürmeseydi o zaman. Bunları ben buldum. Artık benim ayakkabılarım oldular. Yavrum, beni iyi dinle. Şu an sana yeni ayakkabılar alamayabilirim, evet. Ama sırf bu yüzden de başkasına ait bir ayakkabıyı giymeni istemem. Lütfen inatçılık yapma ve bu kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine söz ver. Karen üzülerek kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine dair annesine söz vermiş. Ve onları yatağının altına saklamış. Aradan aylar geçmiş. Karen bir gün eve geldiğinde annesini yatağında görememiş. O an annesinin de artık gökyüzünde parlak bir yıldız olduğunu anlamış. Ertesi gün annesinin cenazesine giderken Karen o kırmızı ayakkabıları giymiş. Cenazeye gelenler Karen'ın ayakkabılarından gözlerini alamamışlar. Ancak Karen bu durumu umursamamış. Çünkü ayakkabılarını çok seviyormuş. Tam o sırada mezarlığın önünden iyi kalpli yaşlı bir kadın geçiyormuş. Küçük kızın kimsesiz kaldığını öğrenen bu yaşlı kadın onu evlat edinmek istemiş. Benimle gel güzel kızım. Büyüdüğünde başarılı ve güzel biri olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. O günden sonra Karen yaşlı kadınla beraber yaşamaya başlamış.
Karen, annenin cenazesinden beri bu ayakkabıları giyiyorsun. Onları artık çıkarman gerek. Çok kirlenmişler. Hayır, ben kırmızı ayakkabılarımı çok seviyorum. Ah Karen, bu kadar inatçı olma. Hadi değiştir ayakkabılarını. Ben sana daha güzelini alırım, söz. Karen, ona karşı bir sürü iyilik yapan yaşlı kadını kıramamış. Sonunda kırmızı ayakkabılarını çıkarıp çöpe atmış. Günler günleri kovalamış. Yeni odasında yeni elbiseleri ve oyuncaklarıyla oynayan Karen'a yaşlı kadın bir çift yeni ayakkabı almış. Ama Karen bu ayakkabıları hiç sevmemiş. Ama bunlar mavi renk ayakkabı. Çok çirkin. Hiç sevmedim. Karen kırmızı ayakkabılarını çok özlüyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Karen genç ve güzel bir kız olmuş. Fakat inatçı tavrı hiç değişmemiş. Ben bunu giymem. Çok kötü. Ama ben bunu senin için örmüştüm. Ben bu yemeği asla yemem. Bana patates kızartması yap. Bir lokmacık alsaydın bari yavrum. Karen karnını doyurmadan sofradan kalkınca yaşlı kadın çok üzülmüş. Onun için patates kızartması yapıp odasına kadar götürmüş. Karen ise o sırada artık ayağına küçük gelen mavi ayakkabılarını çıkarıyormuş. Gördün mü? Bak her şey küçük geliyor. Artık büyüdüm. Peki. Gel o halde sana yeni kıyafetler ve ayakkabı alalım. Bunun üzerine yaşlı kadın ve Karen mağazaya gitmişler. Çocukluğumdaki ayakkabılarım kesinlikle benim olmalılar. Bunları alalım. Karen, kırmızı ayakkabılardan vazgeç artık. Bir cenazeye katılacak olursan bunları giyemezsin. Saygısızlık olur. Sana sadece bir çift ayakkabı alabilirim. Hadi şu siyah olanları satın alıp eve dönelim. Çok yoruldum, ayaklarım ağrıyor. Bana ne? Eğer iki ayakkabıyı da almazsam bundan böyle her yere yalın ayak yürürüm. Ah kızım ah! Keşke bu kadar inatçı olmasan. Yaşlı kadın Karen'a iki ayakkabıyı birden alınca tüm parası bitmiş. Bu yüzden de eve kadar yürüyerek gitmişler. Yaşlı kadının ayakları yol boyunca çok ağrımış. Hatta üzüntüden gözyaşlarını tutamamış. Karen ise yaşlı kadını ardında bırakıp yeni kırmızı ayakkabılarıyla ondan önce eve varmış. Günlerden bir gün yaşlı kadın Karen'a kasabadaki bir cenazeye katılmaları gerektiğini söylemiş. Karen, mutlaka siyah ayakkabılarını giy. Yoksa cenazeye saygısızlık olur. Karen odasında duran siyah ayakkabılara bakmış. Bir de kırmızı parlak olanlara. Dayanamayıp kırmızı ayakkabıları giymiş. Evden çıkarken de üzerini eteğiyle kapatmış. Böylece yaşlı kadın ayakkabıları görmemiş. Ancak cenazede herkes Karen'ın ayakkabılarına dikkat kesilmiş. Çünkü eteğinin altından parıl parıl parlıyorlarmış. Kendi aralarında Karen'ın cenazede kırmızı ayakkabı giymesini konuşup onu ayıplamışlar. Söylenenler yaşlı kadının kulağına gelince kadın çok sinirlenmiş. Sana söylediğim şeyi dinlememişsin ve yine kırmızı ayakkabıları giymişsin. Çok inatçısın Karen. Artık bu huyundan vazgeç. O sırada yanlarından geçen yakışıklı ve genç bir lord, Karen'ın güzelliğinden çok etkilenmiş. Yanına gelip ayaklarına kapanmış ve ona iltifatlar yağdırmış. Ne kadar da güzelsiniz. Bu güzel ayakkabılar içinde çok da narinsiniz. Ah lordum, beni utandırıyorsunuz. Çok iyi bir dansçı olmalısınız. Sizi bu akşam saraydaki dans gecesine davet ediyorum. Lütfen gelin. Lord'un bu güzel teklifinin karşısında Karen sevinçle dans etmeye başlamış. Ancak bir süre sonra Karen dans etmesini bir türlü durduramamış. Neden ayaklarımı durduramıyorum? Ne oluyor böyle?
Karen dans ederek yaşlı kadın ve lordun yanından uzaklaşmaya başlamış. Karen! Geri dön! Lord bir süre Karen'ın peşinden koşsa da onu kaybetmiş. Karen'ın kırmızı ayakkabıları Karen'dan daha inatçı çıkmış. Onu 3 gün 3 gece dans ede ede dağ tepe dolaştırmış. Karen'ın ayakları öyle acımış ki her adımında çığlıklar atmış. Çamura girse de, dikenli iğneler batsa da ayakkabılar dans etmeye devam etmiş. Yeter artık, çok yoruldum. Bundan sonra inatçı olmayacağım. Söz veriyorum. Ne olur durun ayakkabılar, durun. Karen tüm inatçılığından vazgeçeceğini söyledikten sonra kırmızı ayakkabılar ayağından fırlayıvermiş. Karen da yere düşmüş. Çünkü bacakları çok acıyormuş. Ancak kırmızı ayakkabılar hala dans ediyormuş. Karen yakınında bulduğu bir sopa yardımıyla ayağa kalkıp eve kadar acı çeke çeke yürümüş. Evini gördüğünde mutluluktan ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın onu kapıda karşılamış. Birbirlerine sarılmışlar. Çok inatçı bir kızdım biliyorum. Ama artık öyle olmayacağıma söz veriyorum. Karen inatçılığından vazgeçtikten sonra artık her şey daha iyiye gitmeye başlamış. Bir gün hiç beklemediği bir anda kapı çalmış. Gelen genç ve yakışıklı lordmuş. Ah, güzel kız, dans gecesi sizi sarayda göremedim. Tüm şehirde sizi aradım. Karen genç ve yakışıklı lordu görünce sevinçten havalara uçmuş. O gün Lord ve Karen'ın aşklarının başladığı gün olmuş. İnatçılığı geride bırakan Karen, mutlu ve huzur dolu bir hayat yaşamış. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir baba ve 2 genç kızı birlikte yaşarmış. Kızlardan biri çok çalışkan, diğeri ise çok tembelmiş. Kardeşim, biraz da sen çalışsan. Ben çok yoruldum. Ay, of! Olmaz. Sen zaten yapıyorsun temizliği. Ben niye elimi kirleteyim ki durup dururken? Hı? Yaşlı babaları da kızları için çok çalışıyor ve çok yoruluyormuş. Bu aile akşamları biraz çorba, biraz da kuru ekmek yiyerek günlerini geçirirken yaşlı baba kızlarından bir istekte bulunmuş. Canım kızlarım, biliyorsunuz ikinizi de çok seviyorum. Artık büyüyüp koca birer kız oldunuz ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. İkinizin de iş bulup çalışmasını istiyorum. Haklısın babacığım. Yarın uyanır uyanmaz kendime bir iş bulacağım. Peki ya sen kızım? Kardeşim gidip iş bulsun. Ben de ev işlerini yaparım babacığım. Yaşlı adam kızlarını bu kadar istekli görünce mutlu olmuş. Ertesi gün çalışkan kız iş bulmak için evden ayrılırken babası yanına gelmiş. Canım kızım, benden sana bir nasihat. Senden yardım isteyen birini asla geri çevirme. Her zaman çalışkan ol. İşini sev. Sana verilen işi en güzel, en doğru şekilde yap. Merak etme babacığım. Bu söylediklerini asla unutmayacağım. Çalışkan kız yola koyulmuş. Bu sırada ev işlerini yapacağını söyleyen tembel kız hiç çalışmıyormuş. Ev her geçen gün daha da dağılıyor, iyice kirleniyormuş. Çalışkan kız ise günlerdir yürüyor fakat etrafta hiç kimseyi göremiyormuş. Biraz sonra çalışkan kız hem dalları hem de kökleri kurumuş bir asma ağacı görmüş. Merhaba genç kız. Kuru dallarımı temizleyip köklerime biraz su verir misin? Bunun üzerine çalışkan kız ağacın tüm kuru dallarını avuçları yara bere olana dek temizlemiş,
Köklerini de kendi içme suyuyla sulamış. Teşekkür ederim genç kız. Ama şimdi senin hiç suyun kalmadı. Sorun değil. Yardıma ihtiyacın vardı ve sana yardım ettim. Ben biraz daha yürüyüp kendime su bulabilirim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Az ileride her tarafı kırık ve çatlak içinde bir ocağa rastlamış. Hey genç kız, rica etsem beni eski halime geri getirir misin? Çalışkan kız hemen yakınındaki çamurdan bir avuç alıp ocağın bütün çatlaklarına yama yapmış. Teşekkür ederim genç kız ama benim yüzümden üstüm çok pislendi. Kıyafetler önemli değil. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Çalışkan kız yepyeni olan ocağı geride bırakıp yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına sevimli bir kuzu çıkmış. Fakat kuzu baştan aşağı kapkara kömür gibiymiş. Merhaba genç kız. Yanlışlıkla kömürlüğe girdim ve pislendim. Beni şuradaki gölde yıkar mısın? Çalışkan kız kuzuyu göl kenarında bir güzel yıkamış. Kuzu eskisi gibi bembeyaz ve yumuşacık olmuş. Teşekkür ederim ama benim yüzümden sırılsıklam oldun. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Hem zaten çok kirlenmiştim. Şimdi daha temizim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Hava karardığında karşısına çok güzel bir ev çıkmış. Burası yedi perinin yaşadığı bir evmiş. Çalışkan kız içeri girmiş. Merhaba. Evinize habersiz geldiğim için özür dilerim. Ben çalışmak için iş arayan genç bir kızım. İstersen burada çalışabilirsin genç kız. Evimizde tam 7 oda var. Her gün sadece 6 odayı temizleyeceksin. 7. odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Çalışkan kız bu işi kabul etmiş. Tam 1 yıl boyunca perilerin dediği gibi her gün sırayla 6 odayı temizlemiş. 7. odaya ise hiç girmemiş. Yeterince para kazandığında eve geri dönmek için perilerden izin istemiş. Elbette genç kız, evine dönebilirsin. Ancak gitmeden önce söyle bakalım. 7. odaya merak edip de neden hiç gitmedin? Babam ne olursa olsun verilen işi doğru yap derdi. Burada çalıştığım süre boyunca görevim yalnızca 6 odayı temizlemekti. Ve ben de öyle yaptım. Çünkü doğru olan buydu. Bu dürüstlüğünün ve çalışkanlığının karşısında sana bir ödül vermek istiyoruz. Hadi bizimle gel. Periler genç kızın 7. odaya girmesini istemişler. Kız içeri girdiğinde bir sürü gümüş ve altın para görmüş. Şimdi bu paraların içinde yuvarlan bakalım. Çünkü üzerine yapışanların hepsi senin olacak. Çalışkan kız paraların içinde bir sağa bir sola yuvarlanmış. Üzerine yapışan paralarla adeta bir yıldıza benzemiş. Ardından çalışkan kız eve dönmek için perilerin yanından ayrılmış. Yolda yıkadığı kuzuya rastlamış. Kuzunun üzeri incilerle kaplıymış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, istediğin kadar inci senin olsun. Çalışkan kız kuzuya teşekkür edip kollarını, boynunu incilerle kaplamış. Ve yoluna devam etmiş. Bu sefer de önceden tamir ettiği ocağa rastlamış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, sıcacık ekmeklerim, mis gibi keklerim senin olsun. Çalışkan kız ocağın verdiği ekmeklerden yiyip birazını da eve götürmek için yanına almış ve yoluna devam etmiş. Biraz ileride asma ağacını görmüş. Dalları üzümle kaplıymış. Gel genç kız, bana yaptığın yardımı unutmadım. Al, bütün üzüm suyum senin olsun. Çalışkan kız teşekkür edip
asma ağacının yanından ayrılmış ve nihayet evine dönmüş. Kapıda babası ve tembel kız kardeşi karşılamış onu. Kızın bohçası altın ve incilerle doluymuş. Tembel kız kardeşinin bu kadar zengin olduğunu görünce çok kıskanmış. Of, şu paralara bak. Hemen zengin bir ailenin yanında iş bulmam lazım. Onda inci varsa ben de zümrüt olacak. Tembel kız babasına iş aramak için evden gideceğini söylemiş. Tamam kızım, ama sen evde bile doğru düzgün iş yapamadın. Dışarıda nasıl iş bulacaksın? Tembel kız babası daha lafını bitirmeden kendini sokağa atmış. Gece gündüz yürümüş, yürümüş. Az ileride kuru dalları olan bir asma ağacına rastlamış. Ağaç kızdan yardım istemiş. Ay, bu güneşin altında seninle uğraşamam. Saçlarım bozulur. Bye. Tembel kız yoluna devam etmiş. Biraz sonra kırık ve çatlakları olan bir ocak görmüş. Ocak ondan yardım istemiş. Ay, şu incecik ve narin ellerimi senin için kirletemem. Ojelerim bozulur. Bye. Tembel kız ocağa da yardım etmemiş. Sonra karşısına kapkara kömür gibi bir kuzu çıkmış ve ondan kendisini yıkamasını istemiş. Ay, ah, ay, iğrenç. Çekil önümden pis şey. Tembel kız ayaklarını vura vura kaçmış oradan. Ve işte karşısına zengin bir ev çıkmış. Tembel kız bunu fırsat bilip evin sahipleri olan 7 periden iş istemiş. Baş peri de ondan 1 yıl kalıp sadece 6 odayı temizlemesini istemiş. Sakın unutma genç kız, 7. odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Tembel kız aylarca istemeye istemeye 6 odayı birden temizlemiş. Ancak günün birinde merakına yenik düşüp 7. odaya girmiş. İçeride altın ve gümüş para yerine arılar ve yarasalar varmış. Arılar tembel kızı öyle sokmuşlar ki her yeri kıpkırmızı yara olmuş. Canı çok yanmış. Kız hemen oracıktan ayrılıp eve doğru kaçmaya başlamış. Koştuğu sırada yardım isteğini geri çevirdiği kuzuyu görmüş. Kuzunun üzeri inciyle kaplıymış. Kız biraz inci almak için kuzuyu yakalamak istemiş ama kuzu ondan kaçmış. Kız yürümeye devam etmiş ve çok yorulmuş. O esnada yardım isteğini geri çevirdiği ocakla karşılaşmış. Ocağın üzerinde tazecik, sıcacık ekmekler varmış. Kız bir dilim ekmek almak isteyince ocak ateş püskürmüş ve kızın elleri kızarmış. Tembel kız oradan da koşarak uzaklaşınca az ileride yardım isteğini geri çevirdiği ağaca rastlamış. Ağacın dallarında salkım salkım üzüm varmış. Tembel kız biraz üzüm koparmak isteyince ağaç sağa eğilmiş. Kız koşa koşa sağ tarafa gitmiş ama ağaç bu sefer de sola eğilmiş. Oradan oraya koşmaktan yorulan tembel kız sonunda üzümlerden vazgeçmiş. Tam 2 gün durmadan yürümüş ve sonunda eve varmış. Babası ve kardeşi tembel kızın
pis kıyafetler içinde ve yaralı şekilde eve döndüğünü görmüşler ve çok şaşırmışlar. Tembel kız büyük bir pişmanlıkla başına gelenleri anlatmış. Canım kardeşim, şimdi çalışkan olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışsındır. Unutma kızım, bu hayatta dürüst ve çalışkan olduğunda mutlaka ödüllendirilirsin. O günden sonra tembel kız bir daha aylaklık ve tembellik etmemiş. İki kız kardeş hem çalışmış hem de ödüllendirilmiş. Bu küçük ailede ömürleri boyunca mutlu ve huzurlu günler yaşamış.